Merhaba. Bu videoda Keras LSTM katmanının çıktılarının neler olduğunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere LSTM katmanı derin öğrenme problemlerin çözümünde anahtar rol oynamaktadır. Bu nedenle LSTM katmanın ürettiği çıktıların neler olduğunu anlamamız ve bunları uygun şekilde kullanmamız gerekmektedir. Bu videoda LSTM katmanın çıktılarını belirleyen 3 önemli parametreyi inceleyeceğiz. Bu parametreleri kullanarak geliştireceğimiz kodlarla 4 farklı çıktıyı elde edeceğiz. Eğer LSTM veya yapay zeka konusunda bilginizi arttırmak istiyorsanız, şimdi kanalıma üye olun ve bildirimleri açın. Böylelikle her hafta yüklediğim yeni içeriklerden haberiniz olacaktır. Şu ana kadar LSTM ve onun kullanım alanlarını kodlayarak gösterdiğim içeriklere ulaşmak isterseniz, YouTube kanalındaki oynatma listelerine göz atabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Öncelikle girdiği nasıl hazırlıyoruz? Ben bunun için bir fonksiyon yazdım. Collab'dan ulaşabileceğiniz bu notebook'ta inceleyebilirsiniz bu fonksiyonu. Ama basitçe şunu söyleyeyim. LSTM normalde 3 boyutlu bir girdi bekliyor bizden. Birinci boyutunda tabii kaç tane adım olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz bu örnek için 4 seçtik. Her bir adımın nasıl gösterim yapıldığını istiyor bizden. Biz bunu şimdilik 10'luk yaptık. Ve en son olarak da kaç tane örnek olduğunu soracak bize. Dolayısıyla 3 boyut bundan oluşuyor. Ben bu fonksiyonu bu parametrelerin değerleriyle çağırdığımda sonuçta bir örnek şöyle oluşuyor. Base 0.99. Neden 4 tane integer var? Ben çünkü 4 tane olmasını, 4 adımla oluşmasını söyledim. Buraya koyduğumuz gösterimin 10 olması ise ben one hot encoded bir format kullanıyorum. One hot encoding de örneğin 5'in enkodlanması için burada 9 tane 0, 1 tane 1 kullanılıyor. 1'in bulunduğu indeks de bize neyi kodladığımızı gösteriyor. Şu an 1'in olduğu konum 0'dan başladığımızda sayarsanız 5'e denk gelecek. Dolayısıyla burada gördüğünüz 10 tane 0 veya 1 digiti 5'i gösteriyor. Dolayısıyla bizim 4 tane arka arkaya gelen rakamımız var. Her bir integer 10'luk bir digitle, digit vektörüyle veya digit tensörüyle gösteriliyor. Burayı incelediğimizde birinci örneğimizin 1, 4, 10'luk bir 3 boyut olduğunu görüyoruz. Neden 1? Bir tane örnek var. Neden 4? 4 tane adımımız var. Neden 10? Her bir adım 10'luk one hot encoded vektörle gösterildiği için. Buradan x-train shape'imizi aldığımızda ise bu bizim batch size olarak 100 verdiğimizden, yani 100 tane örnek kullandığımızdan 100 örnek, 4 her örnekte 4 adım, 10 her adım 10'luk bir vatan encoded formatta gösterildiği için. Şimdi hemen size hızlıca bir long short term memory'nin iç yapısını hatırlatmak istiyorum. Şunu aklınızda tutun. Bu hücrenin içine 3 tane girdi giriyor. Bu 3 tane girdin 2 tanesi cell state ve hidden state olarak adlandırılıyor. Bu cell state ve hidden state bir önceki adımda üretilen cell ve hidden state'de. Burada XT olarak gördüğünüzde T adımında, T anında bize verilen input 4 tane integer ürettiğimizden bir tanesi bu. Ve çıktılara dikkat ettiğinizde hidden state'in 2 kopya olarak üretildiğini burada görüyorsunuz ve bir de cell state olarak üretildiğini görüyorsunuz. Dikkat edin, buradan gelen cell state bazı değişikliklere uğrayarak devam ediyor. Bu long short term memory'nin, yani kısa uzun süreli hafıza hücresinin uzun hafızasını oluşturuyor. Yani buradaki cell state long term memory'yi oluşturuyor. Diğer taraftan hidden state ise burada görüyorsunuz input'la ve kendisiyle birçok şeyle iletişime girerek kendisini tekrar yeniliyor. Bu hidden state ise short term memory kısmını oluşturuyor. Bu short term memory kısmı ise çoğunlukla hidden state olarak adlandırılan bu kısım çoğunlukla tahminde, prediction'da kullanılıyor. Cell state daha önceden gelen girdilerin etkisini unutmamak için uzun süreliyken, hidden state o anki input'un etkisiyle üretilen bir çıktı. Dolayısıyla bu çıktı da çoğunlukla tahminlemede kullanılıyor. Devam edelim. Şimdi bunlar iç yapısını gördükten sonra nasıl bir araya geliyor? Normalde bizim 4 tane adımdan oluşan bir girdimiz var. Bu adımın her birinde biz aynı hücreyi kullanıyoruz.
Aynı hücrenin cell state ve hidden state'i öncelikle initialize ediliyor. Böylelikle bir random sayıyla initialize ediyorsunuz. İlk time step'teki girdiği alıp bazı işlemlere çöküp sokup hidden state'i ve cell state'i elde ediyorsunuz. Bu hidden state ile cell state'i bir sonraki hücrenin initial hidden ve cell state olarak kullanıyorsunuz. Ve artık o adımdaki input'u kullanarak, yani cell state, hidden state ve o anki değeri kullanarak tekrar bir hidden state, onun kopyası ve cell state üretiyorsunuz. Böylelikle her bir adımda bir önceki adımda yaratılmış olan cell state ve hidden state'i ve o adımın input'unu kullanarak bir tahmin yapabileceğiniz hidden state üretmiş oluyorsunuz. Son adımda üretilen cell state ve hidden state'e last hidden state ve last cell state deniyor. Peki LSTM output'ları neler olabilir? Aslında 4 farklı output elde edebiliyoruz. Bunun için de kullandığımız 2 önemli parametre var. Return sequences ve return state. Return sequences'ın ve return state'in default verileri false. Eğer ikisi false olarak bırakırsak biz LSTM'in default output'unu alıyoruz. Bu da bizim en son adımda ürettiğimiz hidden state. Eğer return sequence'ı true yaparsak bütün adımlarda üretilen bütün hidden state'leri alıyoruz. Return state'i true yaparsak en son adımdaki hidden state, en son adımdaki hidden state'in kopyası ve en son adımdaki cell state alıyoruz. Eğer return sequences ve return state parametrelerini her ikisinde birlikte true yaparsak bu sefer bütün adımlardaki hidden state'si, en son adımdaki hidden state'i ve en son adımdaki cell state alıyoruz. Şimdi bunların detaylarını göreceğiz. Merak etmeyin. Buradaki LSTM default return value olarak kullandığımızda, yani return sequences'ı ve return state'i false olarak bıraktığımızda bize en son adımdaki hidden state'i döndürecek. Bakın buraya. En son adımdaki hidden state'i döndürecek. Çünkü return sequences ve return state'i false olarak default değerini bıraktık. Bu çıktı. İki boyutlu olacak. İki boyutlu bir tensör olacak. İlk boyutu tabii ki bizim ona verdiğimiz 5'teki örnek sayısı olacak. Bizim için 100 şu anda. İkinci boyutu ise iki boyutlu tensörün dimensionality of the output space dediğimiz çıktının boyutu. Yani unit parametresiyle belirleyeceğimiz çıktının kaç rakamla ifade edilmesini istiyorsak o kadar olacak. Biz 16 tane rakamla hidden state'in veya cell state'in ifade edilmesi istiyorsak 16 rakamlık bir tensör olacak. Bu da ikinci boyutta olacak. Hemen bir örnek yapacağım. Şimdi buraya dikkat edin. Units parametresini 16 olacak şekilde belirledim ben. Input'a dikkat ederseniz buradaki kaç adımdan ve her adımın kaç digitle gösterileceğini söyledim. 4 adım 10'luk gösterimde hatırlarsanız. Burada dikkatinizi çekiyorum. Keras Functional API kullanıyorum şu anda. Biliyorsunuz Keras'ta 3 farklı API var. Birisi Sequential API, diğeri Functional API, üçüncüsü de yeni gelen Functional Subclassing. Burada Functional API kullanmamız lazım. Çünkü birazdan göreceğiz. LSTM birden fazla çıktı döndürebiliyor. Sequential API sadece her katmanın bir çıktı döndürdüğünü kontrol edebiliyor. Ama LSTM gibi birden fazla sayıda çıktı döndürüldüğü zaman bunu Sequential API ile kodlayamazsınız. Onun için Functional API ile kodlamanız lazım. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu an için tek bir çıktımız var. Çünkü sadece unit parametresini verdim. Başka hiçbir şey vermedim. Buradan modelin özetini hemen hızlıca bakalım. Bakın girdinin none 4-10 olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz ki none burada batch size'ın placeholder'ı. Yani birazdan göreceğiz kaç örnek verirsek onunla değişecek. 4 her bir adımın kaç tane adım olduğu 4. 10 da her bir adımın nasıl sembolize edildiği 10 tane 0 veya 1 ile bizim örneğimizde. Çıktığımız, bakın LSTM'in çıktısı iki boyutlu bir tensör. İlk boyutu batch size, number of samples, yani kaç tane örnek oldu. İkinci sistem bizim biraz önce kendimizin verdiği unit parametresi ile alakalı olan kaç rakamla hidden state'in gösterildiği, burası 16.
Hemen size bir örnek yapacağım burada bakın. Şu an biz X-Train datamızı verip bir predict ettirdiğimizde sonuçta dikkat edin. Input shape'imiz 104.10. Neden 100 tane örneği olan, her örnekte 4 adım olan, her adımın 10 tane rakamla ifade edildiği bir girdi verdik. Çıktığımız LSTM çıktığımız 116. Neden? Her bir örnek için son adımdaki hidden state'i verdi. Ama her hidden state'i biz 16'lık bir sayıyla göster dediğimiz için bakın burada 16 tane sayıdan oluşan bir hidden state üretti. Siz bunu 32 deseydiniz bu sefer 32'lik bir tensör üretecekti. Bu kadar basit. Devam edelim. İkinci göreceğimiz output return sequences true olarak verildiğinde elde ediliyor. Bu return sequences true parametresi verildiğinde LSTM bize bütün adımlardaki bütün hidden state'leri veriyor. Hemen aşağıdaki şekle bakarsak burada 1, 2, 3, 4 tane adımımız var. Bizim örneğimiz 4 adımlıydı hatırlayın. Bu adımlarda elde edilen hidden state'lerin hepsini verecek. Hatırlayın hidden state'leri biz 16'lık rakam istediğimiz için sonuçta elde edeceğimiz tensör 3 boyutlu olacak. Bu 3 boyutlu tensörün ilk boyutunda her zaman olduğu gibi kaç tane örneğimiz varsa o olacak. Bizim için 100. İkinci boyutunda ise girdilerin time step'i olacak. Bizim hatırlayın 4'tü. Üçüncü boyutunda ise bizim belirlediğimiz unit parametresiyle verdiğimiz çıktının kaç boyutlu olacağıydı? Biz 16'ydı. O zaman bizim 104 16 olacak. Bakın hemen buradan kod örneğimizi yaptığımızda buraya LSTM unit'si 16 verdik. Input'larımızı verdik 4'e 10 olarak. LSTM için dikkat edin. Sadece units vermiyorum artık. Return sequences true da veriyorum. Artık bunu input'la beraber verdiğimde modelimizi yaratıp özetini aldığımızda gördüğünüz gibi non-4-16'lık LSTM sonucu üretiliyor. Yani kaç tane örnek varsa her bir örnek için 4-16'lık yani her bir adıma 16 sayı üretmiş olacak. Bu da bizim beklentimiz. Burada biraz değerlerimizi yani X-Train'i verdiğimizde elde ettiğimiz sonucu göstermek istiyorum ben size. Girdiğimiz 104-10 bunu biliyoruz. Çıktı 104-16 her bir örnek için her bir adım için 16 sayı. Burada mesela bir tane ilk örneğimiz için gördüğümüzde bakın 16 tane sayı var burada. Bunun gibi burada 4 tane var her bir adım için. Yani şu son adımda üretilen hidden state. Bu ilk adımda üretilen hidden state ne için? İlk örnek için. Evet. Şimdi return state true'ya geldim. Bu öğreneceğimiz ikinci önemli parametre. Yani return state true dediğimizde bize döndürdüğü en son adımdaki bilgileri döndürüyor. Ama 3 tane 2 boyutlu tensör döndürüyor. Bu döndürdüğü 3 tane 2 boyutlu tensörün ilk boyutu bize her zaman olduğu gibi kaç tane örneğimiz oldu? Bizim 100'dü. İkinci döndürdüğü boyutta ise dimensionality of the output space dediğimiz yani unit'in içine bizim koyduğumuz rakam kaçla sembolize edilecekse hidden state ve cell state. Bizim için 16'ydı. Şu an 16 yapmıştık. Dolayısıyla bize 3 tane sonuç döndürecek bu. Bunda 3 tane 2 boyutlu tensör diye düşünün. Bu döndürdüğü şu şekilde gördüğünüz gibi birincisi last hidden state, en sondaki hidden state, en son adımdaki. İkincisi de bunun bir kopyası, aynısı. Üçüncüsü de cell state neredeki? Tabii ki last state'deki. Dolayısıyla 3 farklı sonuç. Şimdi ben buradan hemen bir örnek gösterelim. Bakın bu unit'i hep 16 yapıyorum. Adımlarımız 4. Her bir adımın gösterimimiz 10'luktu. 4'e 10'luk bir girdi verdim. Şimdi LSTM'in içine dikkat edin. Units'i 16 olarak verdim. Bir de return state'i true olarak verdim artık. Dikkat edin burada 3 tane çıktığımız var. Artık 1 tane çıktı değil. 3 farklı çıktı elde ediyoruz. Dolayısıyla Keras Sequential API'yi artık kullanamayız. Bunu demek istiyordum. Keras Function API'yi kullanma sebebimiz de bu. Şimdi bu çıktıyı kullanarak modeli yaratıp özetimizi alırsak burada tüm çıktıları göremiyoruz. Maalesef Keras bastıramıyor. Ben burada sizin için bastırdım. Bakın bir tane tensör var. İçinde 3 tane tensörle döndürdü. 3 tane 2 boyutlu tensör var. Aslında bunlar hep nan 16 görünüyor. Çünkü nan kaç tane örnek olduğumuz bizim de 100 olacak birazdan. 16'da çıktığının kaç boyutlu olmasını istemiştik. Biz hatırlarsanız unit parametresini 16 vermiştik. Oydu. Şimdi bunun için ben X-Train datasını vereyim. X-Train datasıyla nasıl çalıştığını görelim. Öncelikle biz şuradan
%4 onluk bir girdi verdik. Bakın çıktığımızın 3 tane 2 boyutlu olduğunu gösteriyorum. 3 tane %16'lık yani 2 boyutlu çıktı 3 tane. Bu da results'ın shape'inden geliyor. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ilk çıktının boyutunu gördüğümüzde %16'lık her bir sample için 16 tane. Çünkü last hidden state'i veriyoruz biz bunda. İkinci aldığımız, şurayı kastediyorum. Dikkat etmenizi istediğim yer şurası. Bakın. LSTM output birinci çıktı. Last hidden state. Aslında LSTM output'la last hidden state birebir aynı kopyası ve last cell state. Onları tekrar gösterirsem burada. Bakın 116. Tabii ki state aç olarak verdiğim değişkenle aslında LSTM output birebir aynı. Onu da hemen buradan gösteriyorum bakın kodla. Sıfırıncı gözde bulunanla birinci gözde bulunan yani birinci döndürdüğü ile ikinci döndürdüğü birebir aynı. Çünkü kopyası. Ve en sonda döndürdüğü cell state'i. Nerede gitti cell state'i? Son adımdaki cell state'i. Dolayısıyla return. Buraya tekrar dönelim istiyorsanız. Biraz başa dönelim. Burada return state'i true verdiğimizde bize 3 tane çıktı verdiğini, bunların hepsinin last time step'te olan çıktılar olduğunu anladık. En son elde edebileceğimiz çıktı türü de hem return state'i hem return sequences'ı true verdiğimizde oluyor. O zaman yine 3 tane çıktı elde ediyoruz. Bu çıktılardan birincisi bütün adımlarda elde edilen hidden state'ler. Burada görüyorsunuz bütün adımlarda elde edilen hidden state'ler. İkincisi en son adımdaki hidden state. Burada görüyorsunuz en son adımdaki hidden state. Ve üçüncüsü de en son adımdaki cell state. Burada. Yani iki parametreyi de true yaptığımızda hem bütün adımlardaki hidden state, son adımdaki hidden state ve son adımdaki cell state olmak üzere 3 tane sonuç dönüyor. Buraya baktığımızda bakın return sequences'ı true, return state'i true verdim. Karşılığında da 3 tane çıktı almaya hazırlandım. İlk çıktı benim bütün adımlardaki hidden state. İkinci çıktı son adımdaki hidden state. Üçüncüsü de son adımdaki cell state. Bunu zaten şu an burada göremiyoruz ama hemen çıktısını nasıl aldığımızı göstereyim. Bakın burada bunu görüyorsunuz. Bütün adımlardaki hidden state olduğu için non 4-16 aldık. Son adımdaki hidden state olduğu için non 16 aldık. Son adımdaki cell state olduğu için non 16 aldık. Bunu biz train datamızda verip çıktıları kontrol ettiğimizde tabii ki %4'lük ve 10'luk bir tensör verdiğimizde biz 3 tane çıktı alıyoruz. Bunlardan birincisi 3 boyutlu bir çıktı. %4-16 her adımdaki hidden state. Son adımdaki hidden state her bir sample için. Son adımdaki cell state her bir adım için. Şimdi tamamlayabiliriz bunu. Şu ana kadar biz aslında 4 tane farklı çıktı alabileceğimizi gördük. Bu 4 farklı çıktıyı alırken en çok kullandığımız return sequences ve return state parametreleri. Her ikisi de false olursa default çıktı oluyor. İkisinden birisi true ve her ikisi de true olursa bu sefer de 3 farklı sonuç ediyoruz. Toplamda 4 farklı sonucumuz oluyor. Sonuçları nasıl elde edersek edelim. Units bizim her bir sonucun kaç tane rakamla ifade edileceğini gösteriyor. Örneğimizde 16 idi. O yüzden biz her hidden state'i, cell state'i 16'lık rakamla aldık. Bunu 32 yaparsanız 32 oluyor. Dolayısıyla biz şu ana kadar 3 tane önemli parametre üzerinde çalıştık. Her birinin etkisini LSTM layer'ın çıktısı üzerinde görmüş olduk. Şimdi buraya kadar gördüklerimiz tabii bizim bu parametrelerde elde ettiklerimizi gösteriyor. Ancak bu elde ettiklerimizi nasıl kullanacağımızın konusu başka eğitim videolarının içeriğinde var. Bunları benim kanalıma ulaşabilirsiniz. LSTM ile ilgili İngilizce ve Türkçe var. Her LSTM hakkında her şey Türkçesi. All About LSTM. İki tane de bunu seyredebilirsiniz. Burada ayrıca Sequence to Sequence Learning yani diziden diziye olan öğrenme problemiyle ilgili hem Türkçe hem İngilizce playlistler var. Oraya bakarsanız özellikle LSTM'in birbiri üzerine nasıl bağlandığını, nasıl bu farklı çıktılarla 4 ayrı farklı yöntemle birbirine nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve gelecek videolardan haberiniz olmasını istiyorsanız lütfen şu anda kanalıma abone olun ve lütfen uyarımları aktif hale getirin. Böylelikle her hafta yeni bir video yüklediğimde sizin de haberiniz olacak. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.